olacak kişilere süflöz diyorlar. Aynen. diyecekler ya ne konuşuyorlar falan demesinler. Benim çok hoşuma giden bir replik vardı. Değil mi? İnsanlar, yani kuşlar kanatlarıyla insan ruhuyla uçar. Evet. Harika bir söz, replik. Şöyle oyunun tarihçesine baktığımızda, yazarın tarihçesine baktığımızda oyun Balkanlarda geçiyor. Evet. Bosna Savaşı'nı, Bosna hengamesini anlatıyor. Sırpların Bosnalılara ne kadar zulmettiğini anlatıyor. İnsanların nasıl başka bir boyutta değiştiğini anlatıyor oyun. Hristo Boyçev oyunu yazmış. Deliliğin aslında savaşın bir fon olduğu, savaşın insanların hayatını değiştirdiğini anlatıyor Evet. oyunda. Tabii birazcık deliliği kuşlara böyle atıfta bulundurmuş. Yani çok güzel bir çok güzel replikleri var. Biz oyun sürecinde de çok tartıştık bunu. Hani hangi replik neyi anlatıyor, neyi Evet. anlatmış olabilir? Çok düşündük üzerine. Çok güzel Yani replikleri var. beklemek aslında hani kuşları beklerken Beckett'in Hı. bekleyen var ya hani Evet, neyi evet. bekliyor ama sonunda o kırıyor o zinciri götürüyor. Yani Bosna'da ben 2012'de bir Kültür Bakanlığı'nın projesiyle Bosna'da Hı. bir programa katıldım 3 gün boyunca. Hala o şeyleri bırakmışlar yani o Srebrenica'ya gittim Evet. o akü fabrikasında o kişilerin öldürüldüğü yerde bir program gerçekleştirdik. Şoray Uzun varsa yani Şoray Uzun'la bir program yapmıştık orada. O gecenin anılmasına dair 2012'deydi. Show TV'de yayınlanmıştı o Evet. zaman. Oranın o sürecini ben yaşamıştım. Yani o barut kokusunun hala bitmediği o kurşunlanan evleri görebiliyorsunuz. Onları dekorlarını kırmamışlar, Evet. yıkmamışlar. Hatırlatmak için unutmak diyor ya en büyük düşmanlıktır. Düşmanlıktır, Evet. aynen öyle. Evet, bir sahnede olmanın heyecanı nasıl yani bir rolün içinde hayatın dışında yeni bir hayatta var olmak. Nasıl bir şey? Aslında şöyle, oyuna hazırlanırken hani karakter analizini çıkartıyoruz, alt metnimizi oluşturuyoruz. O süreçler çok güzel aslında. Hani hem oynadığın rolün tarihiyle ilgili araştırmalar yapıyorsun, o insanın karakterinin içine girmeye çalışıyorsun. O süreç çok eğlenceli bence. Ama bunu ilk defa sahnede göstereceğim, canlandıracağım gün, o bütün o çalışmalar sanki hani uçmuştu ve böyle yani ne yapacağımı, hani nasıl davranacağımı her şeyini unutmuştum sahneye çıkmadan önce. Ama ilk hani sahneye ilk adımımı attığımdan sonra hani ışıklar var, karşımda rol arkadaşlarım var. Hepsine bakıyorum, hani bana bakışları bile mesela normalde baktıkları gibi bakmıyorlar. Benim rolümün adı Pepa'ydı. Hani sanki Pepa'ya baktıklarını onların gözünde hissettim mesela ve o yüzden sahne esnasındayken, sahnedeyken hiç yani orada hani seyirciler var mı, ben kimim, hani benim adım Gamze ama Pepa'yı canlandırıyorum, işte Gamze burada şöyle davranman gerek, şöyle hissetmen gerek falan. Böyle şeylerin hiçbirini düşünmeden hani direkt o atmosferin içerisine kendimi atabildim. O da yani rol arkadaşlarımın bence tecrübesinden kaynaklı bir şey. Onlar çok iyi yapıyor bence bunu ve hani bana da bulaştı bir şekilde. Ya bulaşıcıdır. Zaten eğer iyi bir ekibin içindeysen o seni sürekliyor. Yani Evet. o içinde çok iyi bir şekilde derinliği sağlıyor. Bir yerden sizi topluyor. Senin için Abdullah bu kaçıncı oyun? Bu oynadığım 6. oyun. Daha Daha önce... önce evet 5 farklı oyunda oynamıştım yine üniversitenin topunda. Bir tane de oyun yönetmiştim. Ha, süper. Bu oynadığımız oyunun bizim için aslında çok büyük bir anlamı vardı. Çünkü geçen sene pandemiden önce çalışmaya başlamıştık. O zaman da çok heyecanlıydık. Tam oyunumuz çıktı, çıkacak derken bu 15 Mart'tan sonra okullar tatil oldu, her yer kapandı. Biz gerçekten hani büyük bir hüsrana uğradık yani bu süreçte. Ve tekrardan Van'a geldik bu sene başında. Biraz daha hani serbestleşmeye başladı ve dedik ki bu sefer bu oyunu biz yapacağız. Ve Şeymuz'un da bahsettiği gibi Zoom üzerinden çalıştık, gençlik merkezini kullandık ve en sonunda oyunumuz çıktı yani ve çok çok mutluyuz. Özellikle bu süreçte, bu sıkıntılı süreçte arkadaşlarımın ve teknik ekipteki arkadaşların özverili çalışmasıyla bu oyunu sahneye koyabilmek bizim için çok büyük bir mutluluktu yani.
Evet, şimdi topluluk başkanı olarak hem bir de felsefeci olarak evet. çok ayrı bir şey. Neyse, bu tiyatroya bulaştığınız zaman zaten bir tiyatronun öyle bir yapısı var ki sizi her şeyle bağlıyor. Yani felsefeyle kesinlikle. De, müzikle de, ondan sonra sporla da yani benim aslında birçok branşa girmemin en büyük sebebi tiyatrodur. Yani eskrime girmemin sebebi tiyatrodur. Yani tiyatro yüzünden işte benim hocam tiyatro eskrim antrenmanı yapmak için hani prova yaparken bana eskrim öğretti. Ben de devam ettim sonra. Müzikle haşır neşir olmamın sebebi yine tiyatro. Dansla haşır neşir olmamın sebebi hep tiyatro. Ya yani insanlar bana diyor ki ya bu kadar alana nasıl girdin? Aslında ben tiyatro yaptım. Tiyatroda da hep bizim hoca şunu derdi. Yani iyi bir tiyatro sanatçısı olmak için iyi bir analist olmak gerekiyor. Ve onu yaşaman gerekiyor. Yani bir avukat rolünü bir ara oynamıştım, bir ceza avukatım Faruk Eren. Mesela bir tuhaftır ceza avukatlığı, ayıplanacaksınız. Ben 4 ay bir avukatla beraber gidip onun ofisinde çalıştım. Yani çalışma derken, ya role girerken o avukatın bayağı bir yaşamını inceledim. İyi bir arkadaşlığımız oldu. Sonra mesela aktör rolünü oynadım birkaç sefer. Benim böyle tecrübelerim oldu. Süleyman Atılseven vardı. Süleyman'dan şunu öğrendim. Yani kulakları çınlasın benim sahne hocam. Şunu dedi. Bir gün dedi ki ben Otello'da Iago'yu çalışıyordum konservatuvar sınavında. Dedi ki ya dedi. Niye? Hüznü coşkusunda bir sahnede bir şey oldu. Gece kondu yıkacağız. Ayağımızı vurduk yıkılmadı. Ben de o ara güldüm. Sahneyi de izleyen şey Süleyman. Tiyatro bittikten sonra geldi dedi ki oyunu mahvettim. Ya dedim benim oyunu nasıl mahvettim? Ya dedi ki sahnede her şey olur. O gün tiyatrodaki bakışım çok değişti. Neler oynadın? Neler yönettin? Ben çok konuştum. 100. yıl üniversitesinde Keşanlı Ali Destanı'nı yönettim. Süper bir şeydi. Bu da ikinci oyunum. Keşhane'den oynadın sadece. Yönettim sadece. Hiç oynamadım aynen. Değil mi? Orada şey de vardı. Veis de oynamıştı. Evet, şey Veis de oynamıştı değil mi? Derviş dayı oynadı. Burada oturan benim ya. Evet. Keşhane Ali Destanı'nı yönettim. 3 oyunda Haldun Taner'in başyapıtı. Yer aldım. Diğer oyunlarda hep teknikte yer aldım. Çünkü şunu düşündüm. Dedim ki hani kendi kendime ilk etapta sahneye çıkmaman lazım. Yani bir bakman lazım ve görmen lazım sahnede neler dönüyor. Bir ışıkta yer aldım. Daha sonra oyun oynadım. Karma Karışık, Ray Coney. Ondan sonra Divane Ağaç diye Yunus Emre'nin... Karma Karışık'ı kim? Aziz mi yönetti? Mehmet Zayilgan. He tamam, o bir daha... Evet. Sonrasında karma karışıktan sonra işte Divane Ağaç, Yunus Emre'nin hayatını anlatan bir oyundu. Orada yer aldım. Ondan sonra Kuş Albay, başka yönetmen. Oyunlarda başka yönetmen arkadaşlarımız da vardı. Yer aldım, hani teknik olarak yer aldım. Ama hani bu oyunda da yönetmenlik görevini üstlendim. Hani bu zor süreçte üstlendim. Eksiklikler, aksaklıklar, eleştiriler var tabii. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Süreç ve olanaklar çok az, çok zorladı bizi. Yani ben şunu söyleyebilirim. Aksaklıklardan öte bir oyunun sahneye çıkabilmesi çok önemlidir. Yani o bir kere bir tiratı ezberlemek çok. Yani herkese verseniz bir tirat ezberlemeye yani o kadar da kolay olmuyor. Yani bir oyunun, bir oyuncunun bir role girmesi, o ezberini yapması bile. Çünkü sürekli dinamik bir sahnem vardı. Sürekli hareketli, sürekli bir akış var, sürekli replik atma var. Yani böyle çıkış yok. Yani kişiler hep sahnede. Aksiyonlu bir sahne. Yani çünkü kesinlikle. Bir de gerçekten aksiyonlu. Sürekli sahnedeyseniz çok da şey vardır yani. Her şeyi takip etmek zorundasınız. Dikkat yüksek olması lazım. Aynen, kaçırma evet, olana yok. Yani birisinin repliğini unuttuğu zaman, attığı zaman git. Yani çünkü sürekli Kuş Albay sahnede oynanan, arada bir anlatıcı giriyor. Evet. Anlatıcıdan sonra ama yine siz sahnedesiniz. Bu yüzden çok büyük bir emek var. Yani o emeği görmek önemli. Bir tiyatral, bir sayfayı ezberleyebilmek de çok zor. Kesinlikle. Yani mesela gerçekten şimdi
ben 45 dakikalık sahne yapıyordum. Birisi geldi, bir noktaya hafif bir sürçme olmuştu ya, hata yapmıştı. Dedim ki 45 dakikalık şeyden 2 dakikalık bir şey mi, hatayı mı gördünüz? Ya dedi üstad farklı. Hata yani şu önemli. Oyunun çerçevesine değil, içindeki resme bakmak lazım. Aynen öyle. Yani resim önemli. Orada bir emek var ve emek ortaya koyulmuş ve sürekli bir dinamik ve yani bence çok profesyonel bir oyundu. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Yani ben öyle görüyorum. Yani ben o kadar oyun gördüm. Yani gerçekten şu önemliydi, diksiyonlar da çok iyiydi. Yani oturmuş bir diksiyon. Onun için dedim yani çok uzun bir prova vardı. Evet. Yani çünkü onun sindirilmesi önemli. Yani o replikleri sindirebilmek önemli. Hani o şeyi de yine biraz laf bana geldi gibi ama ben aldığımız sözü konuşuyorum.